Evet, bugün iftar için dışarıdayız. Neredeyiz? Ankara'nın maneviyatının yüksek olduğu bir yere gidiyoruz. Hacı Bayram'a. Burayı hatırlıyor musun? Tabii ki hatırlıyorum. Yıl 2019. İkimizin de Umre'ye gitme durumu yok ama bir o kadar da öyle kalpten istiyoruz. Fiili dua olsun diye içeri girmiştik. Evet, normalde Hacı Bayram'da başka bir işimiz vardı o gün. Onu hallettik. Sonra dedik ki şuraya girelim. Hiçbir şey almayacak bile olsak, Umre'ye gitmeyecek bile olsak Umre'ye gidiyormuş gibi alışveriş yapalım, bakınalım vesaire. Sonra birer hafta arayla değil mi? Aynen, birer hafta arayla ikimizin de Umre'ye gideceği netleşti. Sonra da elhamdülillah gitmiştik. Ne yapıyoruz? Hayallerden, dualardan kısmıyoruz arkadaşlar. Ama bak, fiili dua olması da önemli. Şunlara bak. Kardeşim, dua. Bunları boş ver. Hiç kimseden şöyle hediye almayan çocuklar iPhone hediye zannediyor. Çocukluğumu yaşadım demesinler. Hangi renk benim olacak diye kapışırdık. Orucu atıp gidiyor. Ne olursun, o güne gelmemiş. Artı 65 yaş üstü Müslüman ite mi? Evet, yine bir hatıra çıktı karşımıza. Hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyorum. Koyalım bunu videoya. Şimdi Risale-i Nur Müzesi'ne gidiyoruz. Evet, asıl adı Numan bin Ahmet'miş bu arada, biliyor muydun? Neden Hacı Bayram denilmiş? Çünkü Kayseri'ye Somuncu Baba'nın yanına gidiyor. Daha gençken. Tabii yolculuk uzun sürüyor. Ulaştığındaysa Kurban Bayramı'na denk geliyor. Somuncu Baba da iki bayramı birden kutluyoruz diyor onun gelişini görünce. Sonra bu tevafuk üzerine de ona bayram diye seslenmeye başlıyor. Kısa bir süre sonra da hacca gidiyor. Bunun üstüne de ismi Hacı Bayram olarak kalıyor. Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin vefatından sonra bir gencin yaşadığı bir hatıra anlatılır. Genç askere gidecek ama döndükten sonra evlilik niyeti var. Elinde de yüklü miktar parası var. Ama bunu kime emanet edeceğini bilemiyor. Derken bir gece rüyasında Hacı Bayram Veli Hazretleri'ni görüyor. Diyor ki, evladım endişelenme, emanetini bize bırak. Sabah kalkıyor, bir sandığın içerisine parayı yüklüyor ve gelip buradaki türbedara teslim ediyor durumu anlatarak. Sonrasında genç askere gidiyor ama bir yıl değil, iki yıl değil, tamı tamına 8 yıl boyunca askerde kalıyor. Askerlik süresi boyunca tabii bir sürü türbedar değişiyor burada. Gelen türbedarlar da aslında hayret ediyorlar. Çünkü sandık biraz gizemli kalıyor. Yani açmak istiyorlar, açamıyorlar. Taşımak istiyorlar, taşıyamıyorlar. Derken 8 yıl sonra genç çıkıp geliyor. Benim burada böyle böyle bir sandığım vardı diye. Türbedarlar hayretle izliyor. Hani ne olacak vesaire gibi. Çünkü o zamana kadar açamamışlar. Derken genç birkaç sure okuyor. Sonrasında ya Hazret, benim emanetim vardı. Sen bize emanet et demiştin diyor. Sonrasında sandık açılıyor. Bu da bu şekilde bir hatıra olarak anlatılır. Evet, bu Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin emanette sadakatine dair bir keramet olarak aktarılıyor. Dediğim gibi kısalan hisse. Bizler de hayatımıza buradan önemli dersler çıkarabiliriz. Bunu somut bir eşya olarak da anlayabiliriz. Aynı şekilde hayatımız olarak da düşünebiliriz. Çünkü bu hayat da bize bir emanet ve ne kadar sahip çıkıyoruz, ne kadar hakkını veriyoruz. Biz emanete sahip çıksak demek ki en kritik anlarda bile Allah o emaneti zayi etmeyecek. İnşallah. Bu arada bugün burada ümmet iftarı varmış. Güzel tevafuk oldu. İnsan ümit var oluyor şu tabloyu görünce.
Allahu ekber, Allahu ekber. Allah. Ezan okundu, şimdi iftara geçiyoruz. Evet, şimdi çocukları mutlu edecek bir sürprizimiz var. Teravih çıkışı ayakkabılarına çikolata koyacağız. Teşekkür ederim. Rica ederiz abi, kolay.